Daha önce bu tiyatroyu başka yerlerde izledik. Kadıköy'de, Maltepe'de maalesef. Burada olabilme ihtimalini biliyor olmamıza rağmen sabahlara kadar burada gördüğünüz tüm temsilciler evine gitmeden uykusuz gece yarılarına kadar, sabahlara kadar sözleşmeyi biz bitirelim. İşçinin iradesi oluşsun. Sendikanın şubesinin de temsilcilerin iradesi oluşsun diye büyük emek verdik. O tiyatroları izleyip görmüş olmamıza rağmen burada da aynı tiyatro sahnelendi. Hala kabullenemiyoruz. Hala kırgınız, hala üzgünüz. Yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Bu işçi asıl işin bu noktaya getirenlerini göremiyor. Biz buradayız. Hala işin içindeyiz. Çünkü biz işçiye bir hainlik yapmadık. İşçinin iradesini yok saymadık. İşçinin içinde olmaya devam edeceğiz. Ama burada olmayanlar işçinin iradesini yok sayıp gece yarıları sabah greve daha 14 saat varken, grev varken gelip grev sürecinde Kadıköy'ü, Maltepe'yi kıran irade şu mazeretin arkasında saklanıyor olabilir. Belli bir doygunluğa getirdik. Pazarlık yaptık grev sürecinde. Daha fazla zarar verilmesin diye işçiye grevi biz sonlandırdık deyip bir mazeretin arkasında saklanıyor olabilirler. Onun da kabul ettiği tarafı yok ama daha greve 14 saat varken sabaha kadar bu temsilciler, bu şube, kadrolusu, şirket personeli beklenti içerisindeyken grevin içinde müdahale değil, anayasal hak olan grev yapma hakkına müdahaledir. Türkiye'de örneği görülmemiştir böyle bir şeyin. Boyut atlamıştır artık müdahale. Hükümetin bile müdahale etmediği grev hakkına, işçinin anayasal hakkı olan, en doğal hakkı olan grev hakkına müdahalenin kabul edilir tarafı yoktur. Kartal işçisi direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Kartal işçisi greve hazırdı arkadaşlar. Kadıköy işçisi gibi, Maltepe işçisi gibi greve hazırdı. Greve hazır olmaktan başka çaremiz yok. Bu bizim en doğal talebimiz. Soruyorlar. Neden bu şubeler, bu sendika, CHP'li belediyelerde grev yapıyor? Ya başka yerlerde işçi örgütlenmesi var. Sınıf örgütlenmesi var. Gıkını çıkaranı kapının önüne atmıyorlar mı? İşveren, patron yanlısı sendikalar çıkıp onlara grev yapabilme iradesini gösterebiliyor mu? Tabii ki demokrasinin olduğu söylenen, sosyal demokrat olduğu söylenen yerlerde demokrasi, toplu sözleşmeler, grev yapma hakkı tabii ki en yüksek şekilde olmalı. Hak verilmiyorsa, işçinin kabul ettiği noktada değilse, grev nedir? İşi durdurmaktır. Emekten doğan hakkı kullanarak alın terini kenara bırakıp çalışmadığımızda ne olacağını göstermektir. Ve o grev sürecinde pazarlıkları yürüterek işçinin istediği noktaya getirmektir. Daha grev olmadan greve müdahaleyi sendikanın genel merkezi ya da belediye başkanı yapıyorsa bunun ayıbını herkes taşımalıdır. Kahrolsun işçi düşmanları! Kahrolsun işçi düşmanları! Kahrolsun işçi düşmanları! Şunu da açık söyleyeyim. Fedakarca üç belediyenin, Kartal'ın, Kadıköy'ün, Ataşehir'in, Maltepe'nin şube yönetimi, temsilcileri gecesini gündüzüne katarak işçinin lokmasına bir lokma ekleyebilmek adına kendinden fedakarlık etmişlerdir. Cebinden para harcamışlardır. Çoluk çocuğunun yüzünü görmeden emek vermişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir şey söylenecekse bize söyleyin. Şubeyi suçlayın. Bu arkadaşlar hiçbir şey söylemesin kimse. Kenarda köşede bekleyip sistemin istediği gibi sendikacılık yapmaya aday namzetler de sakın ola bu meydanı onlara bırakacağımızı düşünmesinler. Sendikanın genel merkezinin istediği gibi bir şube yapısı, işverenin istediği gibi bir şube yapısı bekleyenler, daha çok beklerler. Biz sadece sözleşmelerle kazanım elde etmek adına değil, bu yola 2 yıl önce çıkarken 3 belediyeden taşeron, görmezden gelinen, küçük görülen işçiyi artık görünür kılmak adına mücadele ediyoruz. Kırıldık mı kırıldık, yıkıldık mı yıkıldık, düştük mü düştük. Ama yıllardır yıkılıyoruz, düşüyoruz. Düştüğümüz yerden kalkıp bu mücadeleyi yürütmeyi de herkes de iyi biliyor bu işçiyi.